Ne haber abi? İyi abi, sen nasılsın? İyi valla. Değişik. Önümüzde bir sürü malzeme var. Merak ediyorum. Ama sana içeride söyledim. Şurada bir tane kutucuk var. Evet. İçinde ne olduğunu merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. İşte başına ne geldiyse hayatında bu merak. Meraktan geldi. Geldi. Ama içinde ne olduğunu biliyorum aslında bir yandan. Çok bildiğini sanmıyorum. Çünkü özel bir şey var. Hediye var. Peki, görmek istiyor musun? Çok görmek istiyorum. Ya içinde ne olduğunu bile bilmiyorsun. Biliyorum diyorum sana içinde ne olduğunu. Ya gizlice baktın mı? Nereden biliyorsun? Abi içinde merakım var. Güzel. Bak şimdi içindekiyle çok bağlanacak. Ama şununla ilgili bir hikaye anlatayım sana. Buyur abi. Şimdi hikayemiz Pandora'nın kutusu. Yani şey, izleyenlerin de böyle aşina oldu. En azından ismine. Hani Pandora'nın kutusu açıldı vesaire filan diye böyle bir hikaye var ya. Hikaye şöyle. Zeus insanlığı çok sevmiyor. İnsanlığı tehdit olarak görüyor. O yüzden onlara bir ceza vermek istiyor. Ve zanaat tanrısına gidiyor, Hephaistos'a. Diyor ki, bana diyor, tanrıçaların suretinde bir insan yarat. Çünkü o zamana kadar inanılan işte kadın suretinde bir insan yok. Tamam diyor, Hephaistos yaratıyor. Daha sonra aşk tanrıçasına gidiyor, Afrodit'e. Afrodit bu yarattığı canlıya, kadına bir tutam işte, sevgi mi katıyor? Sevgiyi katıyor ama o duygusal derinliğini veriyor. Hermes'e gidiyor. Hermes tabii işte mesaj tanrısı. Nasıl konuşacağını ve nasıl ikna edeceğini öğretiyor. Daha sonra da Athena geliyor. Bilgelik tanrıçası ki ileriki bölümlerde de bahsedeceğiz. O da bilgeliği öğretiyor. Zeus da başka bir özellik ekliyor. Merak konusunu ekliyor. Aynı senin demin kutusu eklediğin gibi. Merak ettiğin gibi. Sonra diyor ki, sana bir kutu vereceğim ama bu kutuyu sakın açma. Abi şimdi sakın açma denir mi ya? O aç demek zaten. Yani, sakın açma, açma demek, denir aç mi demek ya? Yani. Bu arada da Zeus o kutunun içine işte bütün hastalıkları, kötülükleri, öfkeleri, nefretleri, korkuları yerleştiriyor. Pandora'yı gönderiyor Epimetheus'a. Epimetheus da aslında ne demek? Hiç düşünmeden çabuk karar veren demek. Epimetheus'a gidiyor. Epimetheus diyor ki, hayırdır sen kimsin diyor. Ya işte diyor, beni tanrılar gönderdi, sana gelmem gerekiyormuş. Epimetheus diyor ki, peki tamam. Bu arada Epimetheus da başka bir karakterin kardeşi Prometheus. Onlar eyvallah. Eyvallah diyor, birlikte yaşamaya başlıyorlar. Epimetheus diyor ki, bu kutudaki ne? Sakın açma dediler diyor. Neyse, gel zaman git zaman açarsın açmazsın açarsın açmazsın. Pandora bir gün merakına yenik düşüyor ve kutuyu açıyor. Kutuyu açtıktan sonra içinden işte bütün kötülükler, hastalıklar, öfkeler, nefretler yayılıyor. Şimdi buraya kadar hikaye hani bazı ayrıntıları değişse de genel olarak kaynaklarda buraya kadar böyle bir net bir şekilde geliyor, ortak bir dille. Neyse, Pandora açıyor kutuyu, işte şeyler yayılıyor. Daha sonra kutunun içinden bir tane bir kelebek de diyorlar bazen. Bir ışık da diyorlar. Bir işte böyle bir şey yükseliyor. Kutunun dibinde ne kalmış? Umut kalmış. Hikayenin bir versiyonunda çünkü deniyor ki. Çünkü Assolis'ler en son çıkar. O en yüzden son çıkar. Da işte Assolis'in nasıl değerlendirdiğine bağlı. Yani kötülüklerin Assolis'li mi? Yoksa oraya derman olacak Assolis mi? İşte burası tartışmalı. Bir bölüm diyor ki, bir kesim, İşte umut bütün bu dünyadaki kötülüklere, yayılan kötülüklere ilaç olabilecek en güçlü insanın hediyesidir diyor. Çok nadir kısım da diyor ki, ki ben biraz daha o taraftayım. Aslında diyor, Assolis kötülüklerin anasıdır umut diyor. Burayı gel bakalım bir tartışalım, ne dersin? Şimdi şey görüşüne katılıyorum bence. Çünkü işte neler saydın? Bütün kötülükleri saydın değil mi? Yalan, işte ihtiras, kin, şey, saydın, evet. saydın. Saymamıştım ama sen içinden saymışsın. Kötülük deyince bunları. Peki. Kötülük deyince bunlar aklıma geliyor. Yani onların bütünlüğünü düşün. O bütünlüğün karşısında bir tane umut var. Yani teraziye koyduğun zaman aslında umut onların bütün kadar güçlü gibi diyebilirim. Diğer görüş dediğin, senin katıldığın görüş umut. Umut. Esas kötülüklerin
Babası mı diyorsun? Sen evet, sen de babası mı? De ki şimdi seksist bir şey anlaşılmasın. Yani en tepesi. Ama şimdi diyeceğiz ki yani umut nasıl böyle bir şey olabilir? Bir ihtimal de olabiliyor. İnsan ne zaman ki olmayacak şeylere umut besliyor ve hayal kırıklığı ortamı yaratıyor. Bizi zaten hayatta en çok üzen şey muhtemelen umut beslediğimiz, yatırım yaptığımız, zaman yatırımı, emek yatırımı, duygusal yatırım yaptığımız fakat beklediğimiz gibi çıkmayan yerler. O açıdan baktığında da umut belki de kötülüklerin en tepesine yerleşiyor. Ama yani gerçekleşme ihtimali olmayan şeyi umut etmek dedin değil mi? Öyle bir şey kullandın. Evet. Şimdi burası da tartışmalı. Hah, oraya umut denir mi? Ne denir? Yani denir? Bilmiyorum, hayal denebilir. Hayal kurabilirsin ya da yani sen otur bütün gün hayalini kur. Evet ama o hayaline de umut beslersin. Ya sana bir örnek vereyim. Bak lütfen şimdi. Lütfen ver abi. Ben şimdi inanıyorum ki insanlar bir gün kanatlanıp uçacak. Tamam? Böyle kanatları olacak, uçacaklar. Sana gelip diyorum ki Murathan, inanılmaz bir iş projem var. Bak şimdi insanlar bir gün uçacak. Tamam, bu belli. E insanlar uçtukları zaman kahveleri nereye koyacaklar? He? Oraya bir kahve tutacağı lazım kanatlarına. Nasıl fikir? Kimsenin aklına gelmedi. Gel yatırım yapalım şu işe desem. Ne dersin? Ben yokum abi, sağ olasın, sana başarılar abi diliyorum. Abi niye dedi. Ama? Umut besliyorum ben bu işe. Abi gerçekçi mi? Abi zaten yani umudu neye besleyeceksin? Olmasına güvendiğin bir şeye, beklentin olan bir şeye umut beslersin diye düşünüyorum. Yani diğer türlü tamam. Hayal kurarsın sadece kendi kendine. Hayalperest. Zaten şey dedin, umut gerçekleşmeyince hayal kırıklığı oluyor dedin. Yani umut gerçekleşmeyince kırılan şey umut kırıklığı değil ki, hayal kırıklığı. Peki. Hadi bakalım aynı yerden. Hermes gibi ikna edeceğim seni. Peki. Başka bir şey daha söyleyeyim. Diyelim bir iş başvurusunda bulunacağım. Fakat yetkinliklerim yeterli değil. Ve ben o işi almak için umut ediyorum. Veya yeni başlayan, işe yeni başlayanlara soruyorsun. Ne olmak istiyorsun? Ben CEO olmak istiyorum diyor. Muhteşem hedef. Ne zaman olmak istiyorsun? Bir sene içinde diyor. Buna umut besliyor. Buna ne dersin? Gerçekçi umutlar mı yaşatalım içimizde diyorsun yani. E çünkü bir sene içinde bir insanın değil mi CEO olması imkansız değil ama zor. Burada işte en büyük tuzak burada. Hı. Şimdi bu tuzağa geçmeden önce heyecanlı kısmı da ben sana İçinde ne var görelim. Hediyeni takdim edeyim. Kameralarda göster bakalım ne varmış. Kimse evet. De bilmiyor ya şu an stüdyoda. İlk defa açılacak. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Tahmin var mı? Tahmin var mı bu arada? Gerçekten merak ediyorum. Tahmin var mı? Ya hiç kimse bilemez. Nasıl bileceksiniz? Bakıyorum. Bak bak ne çıkacak içinde. Oo. Meraklandırma şimdi. Herkes de bekliyor. Joker kartı. Şimdi ne alakası var? Ne alakası var? Ama bağlarız. Nereye bağlayacaksın çok merak ediyorum. Biliyorsun ki bağlarız. Şimdi Joker çok değişik bir karakterdir. Yani bu sadece süper kahraman olarak Joker değil. Yani sembolü çok farklı. Joker biliyorsun destenin en tepesine konuluyor. Aslında başlangıcı temsil ediyor. Tarot kartları arasında da Joker var. The Fool İngilizcesi. Türkçesine Mecnun. Çünkü başlangıçta insan kendiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadığı için yolculuğun başında bu belirsizlikte tek tutunabileceği şey umut oluyor. Yani umut aslında bizim belirsizliğin önüne geçmek için kullandığımız önemli araçlardan bir tanesi. Çünkü konu belirliyse o zaman zaten gerek yok. Yine altında belli olan bir şeyi çok böyle aman aman oturup olacak diye umut etmezsin yani olacaktır zaten evet, biliyorsundur. Farkındalıklı umut etmezsin. Yine altında umut vardır. Yani bizim bugün burada buluşacağımızla ilgili umudumuz olduğu için yola çıktık. Veya bu hediyeyi beğeneceğini düşündüğüm ve umut ettiğim için çok beğendim. Sana teşekkür evde ederim. Düşündüm. Bu ikisini birleştirip sağ ol abi vakit harcamışsın. Bunu getirdim yani. Düşün ama diğerinde işte o belirsizliğin önüne geçmeye ihtiyaç var. Orada da sembolümüz ne biliyor musun? Orada da sembolümüz bu dart okları. Ne alakası var diyeceksin. Nereye diyeceğim, bağlayacaksın? Nereye bağlayacaksın? Kesin bir yere bağlarsın. Allah'ım inşallah bağlarım. Allah evde düşündüm. Bağlarsın. Evde iyiydi. Burada göreceğiz. Şimdi bu okları bizim bir parçamız olarak düşün.
Ve diyelim ki ben kendimle ilgili 3 tane davranışı seviyorum. İşte çok başarılı İzzet'i seviyorum, sevgi dolu İzzet'i seviyorum, komik İzzet'i seviyorum. Yani sosyal medyada nasıl gözükmek istiyorsam. Sosyal medyaya göndermesi. Tabii. Çizdiğim imajı seviyorum. Fakat şöyle bir şey var. Ben kendimi ne kadar tanıyabiliyorsam, yolculuğumun ne kadar başındaysam daha doğrusu, o kadar az tanıyorum. O kadar az tanıyınca da kendimin yapabilecekleriyle ilgili umudum da o kadar oluyor. Çünkü ihtimaller çok kısıtlı. Peki şöyle bir şey diyebilir miyim bu noktada? Bak şöyle bir bağlantı geldi. Joker dedin ya, Joker şakacı demek aslında değil mi bir yandan? Hı hı. Yani ilk başladığında aslında şaka gibi umutlar besliyor olman. İşte ama bu sefer de güldürmüyor. Güldürmeyen umutlar. Güldürmeyen umutlar oluyor işte. O yüzden kutunun dibinde o var. Şimdi diyelim ki ben kendime dair bilgimi arttırıyorum. Kendimi daha fazla tanımaya başlıyorum. O zaman ne oluyor? Hop, yanıma daha kalabalık bir ekip geliyor. Ekibimi kalabalıklaştırıyorum. İşte anlayışlı İzzet geliyor. Belki de öfkeli İzzet'i de alıyorum. Onu kabul ettiğim için. Belki de kıskanan İzzet'i de alıyorum. Ne oldu? Ekip kalabalıklaştı. Artık geleceğe dair yapabileceklerimle ilgili daha çok umudum var. Daha çok hedefe atabiliyorum. Ama en nihayetinde de ne zaman ki kendimi bilebiliyorum, o zaman da ne istediğimi daha net bilebiliyorum. O zaman da ne geliyor biliyor musun olayın içine? Hedef gelebiliyor. Masraftan kaçınmamışsın gördüm. Hepsini getirdim. Hepsini getirdim. Birazdan bunlara da geliyoruz. Tamam, merakla Şimdi, bekliyorum. Şimdi diğer türlü benim olacağını düşündüğüm umudu bir kere kendimi de çok iyi bilmediğim için sağlıklı analiz edememiş oluyorum. Karanlığa 3 tane ok atıyorum ya tutarsa diye. Ama tutacağına da o kadar eminim ki bu sefer hayal kırıklığı çıkıyor. Eğer kendimi tanırsam, ihtimalleri arttırırsam o zaman daha çok ok atabilirim. Hele bir de hedefimi biliyorsam işte o zaman gerçekten gerçekleşme ihtimali olabilecek şeyler için emek harcıyorum. Onlara yatırım yapmış oluyorum. Abi kendini bilmeyi burada şey diye mi kullanıyorsun bu arada? Hani sınırlarını ve limitlerini ve içinde bulunduğun yeri bilmek aslında olarak da söylüyor musun? Kesinlikle öyle. Çünkü biz zaten sınırımıza çarpan canlılarız. En azından böyle kalabalıklaştırdığım zaman kendi içimi, kendimi daha çok tanıdığımda sınırlarımı böyle genişletmiş oluyorum. Kendini tanıdıkça sınırlarını aşıyorsun. Diyebiliriz. Yani çünkü attığım oklar da farklı yerlere gittiği için en azından aynı yere ok atıp sınırı belirlememiş oluyorum. Farklı yerlere ok atıp kendi yapabileceklerimin çeşitlemesini ve ihtimalini arttırmış oluyorum. Harika. Sende neler var? Önünde görüyorum. Yine süper kahramanlar. Ben süper kahraman olmadan. Biliyorsun süper kahraman olmadan yapamam. Abi umut deyince, Pandora deyince benim aklıma ilk gelen şey Gandalf. Gandalf umuttur abi benim için ve Yüzüklerin Efendisi'ni izleyen birçok, okuyan birçok kişi için de bence umuttur. Çünkü umut evet gerekli. Kendimi bildikçe daha sağlam aslında umut besliyorum. Daha sağlıklı yapıyorum bunu. Diğer noktada herhalde hayal kuruyorum. O yüzden de hayal kırıklığına uğruyorum. Kendimi bilmeden, tanımadan yolculuğa gittiğim zaman. Fakat Gandalf'a gelince abi Gandalf böyle en karanlık gecede parlayan yıldız gibi. Yani sen karanlık bir odaya girdiğinde hatta bir dersinde bahsetmiştin. Karanlıktan korkar mısın diye. Evet. Ben çok korkuyordum. Evet. Zıplayarak falan yatağıma geçiyordum, yorganımı çekiyordum üzerime. Abi işte karanlıkta korktuğun şeyin de orada yalnız olmamaktan korkuyorsun. Tabii yani aslında korktuğumuz karanlıkta yalnız olmak değil, yalnız olmama ihtimali. Evet yani. Ya ben odada yalnız değilsem yani. Asıl konu o yani. Abi o yüzden orada bence Gandalf ve Gandalf'ın temsil ettiği şeyler... Evet belki odada yalnız değilsin ama yalnız olmadığın kişi güvenebileceğin biri. O yüzden umut bence biraz güvenle alakalı. Yani sen şimdi Yüzüklerin Efendisi'ndesin. Kalen işgal altında. Orklar her yerden saldırıyor. İçeriye bir Gandalf gelse senin de bir tekrardan savaşma, tekrardan mücadele etme gücün gelmez mi? Yani o yüzden biraz bir güven. Bir de gene Yüzüklerin Efendisi'ne gideceğim. Gandalf bazı yerlerde böyle hemen gelmez. Ama geleceğine dair bir beklentim olur benim. Yani Gandalf gelecek. Beklentim var.
ona güvenim de var. Bu ikisinin birleşimine ben umut diyorum. Ve Gandalf da benim için umudun, o kutunun altında kalan en çok kıymetli güzel. Şey yani. Çok güzel abi. Gandalf geliyorsa sorun yok. Ya gelmiyorsa, ya gelmeyecekse o zaman ne yapacağız abi? O zaman o umudu nereye bağlayacağız? Abi o zaman da Gandalf olsa ne yapardı diyeceğiz. Oo. Bence. Yani eğer Gandalf'a sen umut diyorsan, Gandalf burada olsa ne yapardı diye biraz düşünmek lazım. O bile bence insana o gene en karanlık ortamda gene küçük bir ışık tutacak. O karanlığı aydınlatacak ışık olabilir diye düşünüyorum. O zaman şuraya geliyoruz belki de. Çözüm bulamadığımız durumlarda destek isteyeceğimiz, bize ilham olan, umut olan kişiyi hatırlayıp o olsa ne yapardı? Evet. Sorusu belki de anahtar olacak bize. Anahtar olacak. Burada bir tek şeyi söyleyeceğim. Kişi, evet, kişinin temsil ettiği öğreti, ilim, neyse o da olabilir. Yani senin gerçekten doğru yol bu herhalde dediğin, böyle referans noktası kendine kabul ettiğin, tutunacağın, dedim ya hani güven. Hı hı. Güveneceğin, gerçekten samimi güveneceğin güzel. Bir şey. Ve onun işe yarayacak ve bana yardımcı olacak dair bir beklenti. Yani illa bir kişi olmak zorunda değil. Neyse o sana yol göstereceğine inandın, ona da tutunmak, o ilim ne derdi bana? Peki, şöyle bir şey soracağım sana. Karanlıktayız. Evet. Yani hayat olarak da karanlıktayız. Önümüzü görmüyoruz işte efendim. Abi bir saniye, burada karanlık bir tane getirebilir miyim? Getir karanlığı. Abi karanlık, hani Yüzüklerin Efendisi sen gittiğimiz için karanlığı da yanına getirdim. Senin için. Güzel. Şimdi işte umudumuz var ama hayal kırıklığı olabilir vesaire. Oradan da çıkmak istiyoruz. O ilham olan kişiyi hatırladık. Fakat karanlığın içine bir baktık. Bu arkadaş gelmiş. Bu şimdi, mu? Tam anlamıyla hani, bu hani, mu? Evet, yani yapılacak yani. Şey var, yapılacak şey var yani. Abi şimdi bu geldiyse durum değişti şimdi. Onu İşin rengi yani, değişti. Hani orada umudumuz nerede, nereye gider, nereye kaçar, ne olur onu bir şey yapsan. Abi karanlıktayım, bu mu geldi? Bir kere şöyle bir avantajım var. Karanlıkta olduğu için görmüyorum. Şu an fena abi, bir durumda değilim. Gün gibi parlıyor. Yani. Ucundan görmeye başladığım anda işte orada umudun ışığında bir oynama olabilir. Onu kabul ediyorum. Yani umudun ışığı her zaman böyle stadyum ışığı gibi yanacak diye bir şey yok abi. Yani o içimizdeki yani umudun ışığını yakalım var ya, o da biraz bizim gayretimize bağlı diye düşünüyorum. Yani arada o rüzgar esince o mum böyle... Tamam, dereceleri de var yani. Dereceleri de var bence. Öyle odamda böyle bir şey dev giriyor ki, bu arada şeyde küçük bir burada hatırlatma yapalım. Ghostbusters filmindeki şehri felakete sürükleyen... Ama hayalet ağacında şehri darmadağın eden, hayaletler tarafından kontrol edilen bir aslında karakter kendisi. Valla işte hayalet. Hayalet güzel işte, ama o umutlar da bana hayalet umutlar geliyor işte. Sen diyorsun ki hayalet umutlar. Ben diyorum ki hayalet umutlar. İkisine de dikkat etmek lazım sanki. Evet. Ne peki bu? Bildiğin oyuncak mı? Abi bu bir oyuncak aslında tam değil. Çünkü bu elimde görmüş olduğun hayalet aslında bir kumbara. Yalnız bayağıdır kullanmadığın bir kumbara. Şu kuruşlar filan gördüm orada. Tedaviden kalktı abi, neredeyse işte, o paralar. Abi kutunun dibinde kalmışlar. O da senin umudun. Evet. Umutlarım kutunun dibinde kalmış. En son umutlarım. Umut fakirin ekmeği abi. Kuruşlar mavi olmuş. Yosun tutmuş artık o kadar. Açmamış kutuyu yani. Onların orada olduğunu bilmek bana güç veriyor. Ya güzeldi işte bak. Benim de dediğim ne biliyor musun? Bu hayalet umutlara bir yatırım yapmışsın. Yatırımın yosun tutmuş. En azından hayal de kuracaksak şu günden başlayalım hedefi koymaya ki. Çünkü bazen şöyle oluyor. Şu günler geçsin de şu istediğimiz zamanlar başlasın. O zaman bugünü yok saymış oluyoruz. Abi bence de çok güzel bir nokta bu. Çünkü tam da onu diyecektim. Yani umut... hani var diye yan gelip yatmak yok bence de. Yani deminki örnekten gideceksek, işte karanlık geldi, eyvah ne yapacağız? Gandalf geldi bizi kurtaracak. Tamam, Gandalf gelsin bizi kurtarsın, yok yani. Orada da bence çok kıymetli bir şey var, gayret.
Güzel. Bende de işte o gayret kendini bilme üzerine evet, olan. Evet. Yani bu gayret. Yani şu ok sayısını arttırıp ihtimali evet. belli bir yere çekme üzerine. Evet. Yani sen gayret, hayal et. Yani gayretini göster. O hayalet kısmını, umudu onunla beraber bence de yapmak lazım. Yani tek başına kuru kuru umut bence de çok anlamlı olmayabilir. Hadi anlaştık. Ben sana Joker'i getirdim. Sen de bana yosunlu para getirdin herhalde. Evet işte. Antika diye, tarihi eser diye. Verirsin program sonunda. Abi ne demek, al senin olsun. Bu durumda ne diyoruz? Vallahi şöyle bir şey çıktı. O zaman hayalet umutlarla hayalet umutların arasındaki farkı bilelim ki neye, ne zaman, nerede, nasıl yatırım yapacağımız ortaya çıksın. Biz de Pandora ile birlikte umudu ve merakı konuştuk bu program. Bakalım gelecek programda hem konu olarak ne var hem de masada neler olacak. Abi sonraki bölümlerde ne olacak merak ediyorum. Merak içerisindeyim. Güzel, ne olacaksa bağlarız abi. Bağlarız abi.